Bülent Arınç'la ilgili de şöyle bir şey söyleyeceğim. Melih Gökçek bugün benim bir yazımı bu konuyla ilgili olarak kullanmış. Ben yazımda bu cemaat hükümet kavgası ilk başladığı dönemde bana çok ilginç gelmişti. Bülent Arınç'ın damadının cemaat tarafında olması ve oradaki varlığını sürdürmesi enteresan bir durum olarak, bir durum tespiti olarak enteresan gelmişti. Ben onu yazmıştım. Şimdi bir insanın damadının bulunduğu yer, oğlunun, kızının, kardeşinin bulunduğu yerle o insanı yargılamak olarak kabul etmek benim aklımın alacağı bir iş değil. Buradan biz gazetecilerin yazdıkları, bu tür yazıları, bu tür kavgaların mezesi haline dönüştürülmemesi gerektiğini söylemek istiyorum. Ayrıca da Ahmet Hakan, yani hem bu yazılar meze olarak kullanılmamalı, hem Abdullah Gül, Recep Tayyip Erdoğan, Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı, Başbakan gibi makamlar ya da kişiler bu kavgada sırtı dayanıp omuzundan başkasına ateş edilecek yerler olmaması lazım. Öyle oldu Çünkü ama bu artık. çok çirkin bir kavga. Öyle oldu ama artık.